Canım kardeşim. Sonunda doğdu. Artık doya doya yapacağım, koklayacağım onu. İnşallah hasta olmaz. Hemen eve gelir. Birlikte aynı odada uyuyacağız. Annem geceleri rahat rahat uyusun. Kardeşime ben bakarım. Ya nerede kaldılar ya? Yaşasın, geldiler. Kardeşim. Al şunu. Çekil kapının önden. Yol ver de geçelim. Görmüyor musun, hastaneden yeni geldim. Ayakta duracak halim yok zaten. Kardeşiymiş. Annen doğum yaptı ya kızım. Onun için biraz gergin. Üzülme sen, olur mu? Baba, bir kere kardeşimin yüzünü görsem. Hı hı. Hakan. Ne oyalanıyorsun orada? Hakan. Ah. Getirsene bebeğimi, üşüteceksin. Nihayet. Şuna bak. Hala burada yatacağını zannediyor. Handan, yapma. Duyacak şimdi. Bak, bu dediğin olmaz. Ne demek olmaz? Ben kararımı verdim. Şu yatağı da gözünün önünden kaldır. Hemen. Handan. Ya bana ne, ekilere götür, orada yatsın. Handan. Olur mu öyle şey? Bana ne? Götür bir yere yatsın işte. Lütfen, bırak bari salonda yatsın çocuk. Uf. Nasıl olsa en fazla bir gün kalacak. Yatağı ben yaptım. Anneciğim, sen önce geceleri kardeşime ben bakarım. Geceleri sen bebeğin odasına yat da ona hastalık bulaştır, değil mi? Handan! Ne? Ama ben hasta değilim ki anneciğim. Ay, annesinin güzeli. Sen salonda yatacaksın. Çıksana dışarı. Sakın da bebeğe dokunayım deme. Uyandırırsan seni fena yaparım. Hadi salona sen. Hadi kızım. Oy bebeğim benim. Kardeşimmiş, anneciğimmiş. Sessiz olandan. Duyacak şimdi. Konuyu kapatmasaydın kendi kulağıyla o da duysaydı. Handan, yapma. Yalvarırım, vazgeç. Ben sana ne dedim Hakan? Hastaneden döndükten sonra onu evimde görmek istemiyorum demedim mi? Handan, 6 sene boyunca öz kızın gibi sevdin Zeynep'i. Birden neden bu kadar değiştin ya? Ne oldu sana? Öz olmayınca bir yere kadar. Bir yerden sonra üvey olanı demek ki sevemiyormuşuz. Handan... Allah yıllarca çocuk vermedi bize. Bak, Zeynep'le avunduk. Çok şükür bak. Onun verdiği mutlulukla sonunda öz evladımız da oldu. Evet, doğru. Biz 6 sene boyunca Zeynep'e yapacağımız vazifeyi yaptık. Sessiz olandan. Ya ne sessiz ol?
Öz evladınız olduğuna göre artık ona bu evde yer yok. Bu kadar basit. Handan, Zeynep'le kızımız kardeş kardeş büyüseler olmaz mı? Hem bak, Zeynep kardeş oldu diye bak, ne kadar sevindi garibim. Olmaz Hakan. Öz evladım varken üveyine ben niye katlanayım ki? Zeynep'im, daha gerçeği bile bilmiyor. Küçücük Masum'a şimdi biz senin üvey annenle üvey babanız. Artık seni bu evde istemiyoruz. Nasıl söylerim bunu Handan? Orasını bilmem. Nasıl söylersen söyle. Son kez söylüyorum. Zeynep yarın bu evden gitmezse bebeğimi alır ben giderim. Haberin olsun. Hem bu arada ben sana Zeynep'i sokağa at demiyorum ki. Kimden aldıysak ona götürüp vereceksin. Zeynep'e sonra ebe kadına nasıl hesap vereceğim Handan? Ne diyeceğim onlara? Ne dersen de. Ben yatıyorum. Bebeğe göz kulak ol. Ayça, biliyor musun? Annem iyileşince bana hiç kızmayacak. Sonra kardeşim üstünü ben içireceğim. Artık yalnızlıktan hiç sıkılmayacağız. Kardeşim de hiç sıkılmaz. Sakın küsme. Seninle de ilgileneceğim tabii. Sana nasıl söylerim? Gerçekleri nasıl anlatırım? Zavallı Zeynep. Allah'ım, sen yardım et. Handan'ı ıslah et. İnşallah bir an önce hatasından döner. Yoksa hayat bana zindan olur. Kardeşim, hep böyle sarılacağım. Hep böyle öpüp koklayacağım. Allah'ım, sen bize yardım et. Kızım, Zeynep'im, üzme beni. Baba, ben köye gitmek istemiyorum, ne olur. Ama yapma böyle, lütfen. Bak, beni de üzüyorsun. Hem kardeşim, annem, yalnız kalmasınlar, ne olur. Bavul hazır. Köye kıyafet götürüyoruz kızım. Hani senin küçüklüklerin vardı ya. İhtiyacı olanlara vereceğiz. Hı? Anne, sen hasta değil misin? Hadi, daha fazla oyalanmayın da bir an önce gidin. Anneciğim, kardeşimin yüzünü bir kerecik görseydim ne olur. Uyuyor. Olmaz. Hadi kızım. Giyin. Gidelim. Hadi.
Hadi kızım, bin arabaya. Gidelim artık. Baba, ben köye gitmek istemiyorum. Kardeşimin yüzünü bile göremedim. Ah Handan, ah! Allah ıslah etsin seni. Bu günahın vebali de var. Anne. Hanimiş benim kızım. Hanimiş benim güzel kızım. İşte bu kadar bebeğim. Bebeğim, güzel kızım benim. Canım kızım, benim kızım bana yeter. Başka kimseye ihtiyacımız yok bizim. Hanimiş benim kızım. Hanimiş anasının kuzusu. Yavrum benim. Kimden olduğu belli olmayan elin samanlık meyvesini abla mı deseydin yani? Değil mi? Mis kokulu kızım benim. Of ya. Şimdiden senin de çekilmez hallerin var be kızım. Of. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlanır. Bunları da artık çöpe atarız. Niye gidiyoruz? Ziyarete gidiyoruz kızım. Başka zaman gitseydik olmaz mıydı? Neden bana kardeşimi hiç göstermediniz? Yoksa bundan sonra annem sadece kardeşimi mi sevecek? Zeynep. Biz köye neden gidiyoruz biliyor musun kızım? Neden? Kardeşine köyden süt getireceğiz. Ama markette de süt satılıyor baba. Kardeşine köyden ağız sütü getireceğiz. Ağız sütü ne demek baba? Ağız sütü koyunun, keçinin, ineğin doğumdan sonraki ilk sütü demek. Annenin sütü bozukmuş kızım. Doktorlar söyledi. Kardeşim mamayla beslenecek. İşte bebeğe de ağız sütü iyi gelir dediler. Zavallı kardeşim. Annem üstünü içemeyecek mi? Hadi o zaman hemen gidelim baba. Kardeşim ağız sütü alalım. Hemen içirelim, hemen büyüsün. Çabuk baba, hadi çabuk. Şu çirkine bak, şu çirkine, maşallah. Altın için çok teşekkür ederim abla, zahmet etmişsin. Olur mu kızım? Allah analı babalı büyütsün. Sağ ol Esma abla. Ben bir yatırayım da geleyim. Tabii tabii kızım, hadi bakalım. Maşallah. Maşallah. Yüce Rabbim, demek ki hayırlısı böyleymiş. Yıllarca bebeğin olmadı. Sonunda... Vallahi doktorlar bile bebeğimizin olmasına şaşırdılar. Doğdu ama çok riskliydi. Doktor dedi ki bir daha bebek doğurmam mümkün değilmiş. Buna da şükür Handancığım. Ama gözün hep bebekte olsun. Yeni doğan bebeğe bakarken üzerine titremek lazım. Aşk olsun abla. Bir çocuk büyüttük ya. Zeynep'i 2 yaşından sonra büyüttün Handan.
Yeni doğan bebeğe bakması daha zordur. Sürekli gözün bebeğin üzerinde olsun. Hele sütünü içtikten sonra kusma boğulmasına dikkat etmek lazım. Olur mu öyle şey abla? Ben müsaade eder miyim hiç? Sen merak etme. Aman Allah'ım saklasın. Zeynep'le kardeş kardeş büyürler. Sahi Zeynep nerede? Hakan onu geri vermeye gitti abla. Neyi? Kimi? Zeynep'i. Baba. Eve dönünce kardeşimle aynı odada kalabilir miyim? Kardeşimin gece üzeri açılırsa ben de örterim. Biz eve dönene kadar kardeşim birazcık büyümüş olur mu baba? Kardeşime köyden al sütü getirince daha çabuk büyüyecekmiş biliyor musun Ayça? Baba. Ben çok yoruldum kızım. Dışarı çıkıp biraz hava alalım. Ama baba hızlı hızlı gidelim. Eve çabuk dönelim. Kardeşim acıkırsa. Bak dışarısı çok güzel. Yemyeşil. Yaşasın çiçekler var. Yardım et bana. Biz ne büyük bir günah işliyoruz. Zeynep'imin hiçbir şeyden haberi yok. Ah anan ah. Sende hiç mi vicdan, hiç mi merhamet yok? Zavallı Zeynep'im. Kendisini terk ettiğimizi öğrenince ne yapar? Bir de yetim olduğunu öğrenince. Allah'ım. Baba, hadi gelsene. Tamam. Geliyorum kızım. Bak. Bana her baba deyişi. Kurşun yarası gibi Rabbim. Beni öldürüyor. Babacığım. Annem bu çiçekleri gördüğünde bayılacak. Mis gibi, ne güzeller. Annem kardeşime bunlardan taç yapar. Kardeşim küçük prenses olur. Canım kardeşim. Ben biraz daha çiçek toplayayım. Daha kolay olur. Bu kadar acı çekmezdim.
İnanmıyorum sana Handan. Gerçekten inanamıyorum. Ya Esma abla, öz değil. Elin çocuğu sonuçta. İnsan da bir yere kadar sevebiliyor canım. 6 sene boyunca öyle demedin ama Handan. Öz çocuğun oldu diye Zeynep'i terk ettin yani. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. İnanamıyorum. Zeynep eşya mı? Nasıl ondan sıkıldım diye terk edebilirsin? Zavallı yavrucağın bundan sonra nasıl bir hayat yaşayacağını düşünebiliyor musun Handan? Aman abla, nasıl olsa öz evlat olmadığını bir gün öğrenecekti. Hem o zaman bize düşman olurdu. Her şey yol yakınken anlasın ki kimse daha fazla üzülmesin. Ne var bunda? Zeynep üzülsün. Sen hiç üzülme tabii. Ne de olsa Allah sana öz evlat verdi ya. Allah öz kızını da senin hışmından korusun. Esma abla ne diyorsun, ne oldu? Neden bu kadar kızdın ki? Sen beni çok yarattın Handan. Senin bu kadar değişebileceğini hiç ummazdım. Sen ne ara bu kadar vicdansız oldun? Ne zaman? Esma abla. Esma abla. Babacığım, seni çok seviyorum biliyor musun? Annemi de, kardeşimi de. Ben de seni çok seviyorum Zeynep'im. Sen ağlıyor musun? Yok güzel kızım benim, yok. Ağlamıyorum. Ağlıyorsun baba, gözünden yaş akıyor. Yok kızım, ağlamıyorum. Gözüme elindeki çiçeklerin tozu kaçmış olmalı. Sen hiç ağlama babacığım, olur mu? Sen de hiç ağlama kızım, olur mu? Üzülme. Baba. Baba sen ağlıyorsun. Mutluluktan kızım. Hadi sen biraz daha çiçek topla he. Annem bunları çok sevecek baba. Ya. Haklısın kızım. Haklısın. Annen her şeyi sever. Bir tek seni sevemedim. Allah'ım. Yapamayacağım galiba. Rabbim. Sen bana bir yol göster. Sütüm bozulmuş. Yok efendim, çok ilaç kullanmışım da ukala doktor. Sanki çok biliyor. Yıllar oldu ayol o hastalık benden gideli. Kızım, ne güzel de içiyorsun. İç bebeğim iç. Şifa olsun bebeğime. Gel. Herkes bangır bangır anne sütü desin. Bizim doktor. Hay sütün bozuk olsa bebeğim böyle iştahla içer miydi sütümü? Hiç. Zeynep yemeğine giyimine ortak mı olsaydı yani? Hem yarın büyüdüğünde mirasına da tabii. Benim öz kızım varken elin yetimde niye para harcayayım? Duydun sen, duydun. Hadi sen mışıl mışıl uyuyor.
Ama yanımda uyu. Burada ne iş var? Bunca yıl nasıl katlanmışım ya? Kendime hayret ediyorum. 6 yıl boyunca elin samanlık meyvesine nasıl baktım ki ben? Artık bu evde ona dair hiçbir şey görmek istemiyorum. Ne oluyor bana? Başım dönüyor. Her şey dönüyor. Ebenin evi nerede acaba? Nasıl bulacağız? Acaba burası mıydı? Babacığım, daha önce ben bu köye geldim mi hiç? Geldin kızım. Aa, çiçeklere bak, çok güzeller. İyi misiniz? Ebe teyzenin evini soracaktık da siz biliyor musunuz? Bizi Ebe teyzenin evine götürür müsünüz? Tamam, gidelim. Hadi gelin, gelin, dur. Olur mu öyle şey? Arabaya binin, birlikte gidelim lütfen. Bineyim mi? Evet, lütfen. Buyurun. Buyurun. Kızım sen de bin arabaya. Geçin lütfen. Doğru. Ev burasıydı. Çok teşekkür ederim. Bizi Ebe teyzenin evine getirdiğiniz için sağ olun.
Gel kızım buraya. Baba, neden bu teyze hiç konuşmadı? Neyse kızım, gel sen. Kızım gibi. Bir de bulsaydım kızımı. Şimdi şuncacık olmuştum. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba Ebe teyze. Ebe teyze, ben 6 sene önce kapınıza eşimle birlikte gelmiştim. Tanıdınız mı beni? Yoksa siz? Hadi girin içeri, girin. Hadi girin. Buyurun. Gel kızım. Kızım. Demek öz evladınız olunca Zeynep'in yetimliği size dokundu. Ebe teyze, ben Zeynep'ten ayrılmak istemiyorum. Ama Handan bebekle birlikte beni ayrılmakla tehdit etti. Bu yavrucağızın hayatı evcilik oyunu değil ki. Keyfinize göre başımdan atayım da ne demek? Benim halim ortada. Bu yaşta Zeynep'e ben nasıl bakarım? Hem siz onu terk edip çekip gittiğiniz zaman zavallı evlatlık olduğunu öğrenince ne yapacak? Bilmiyorum ki Ebe teyze. Handan Zeynep'e çok kötü davranmaya başladı. Bebek doğunca bambaşka biri oluverdi. Bana bir söz verdiniz. Sözünüzde tutmadınız. Ne diyeyim, yazıklar olsun. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Tamam. Ben bakarım çaresine. Hem Zeynep de zaten öz annesini görmüş oldu. Size evin yolunu gösteren o kadın var ya, Zümrüt. O kadın Zeynep'in annesi mi? Yıllar önce pis herifin teki Zümrüt'ün ırzına geçmiş. Zümrüt adamın yüzünü hiç görmemiş. Ondan olan çocuğu da ailesi istemedi. Zeynep doğar doğmaz Zümrüt'e yalan söyledik bebeğin öldü diye. 2 yıl ben ona gizli gizli baktım. Zümrüt hem yaşadığı olayın şokuyla hem de bebeğini kaybettiği için aklı biraz gitti. Ama her şeyi biliyor. Hem bebeğin öldüğüne de inanmıyor. Bunları sana niye anlatıyorum ki? Hem sizde vicdan olsaydı Zeynep'i böyle terk etmezsiniz. Ebe teyze, ben çok üzgünüm. Sizin yolunuzun vardığı yere bizim yolumuz çıkmaz evlat. Yolunuz açık olsun. Hadi. Hadi yolun açık olsun. Kalk. Son bir kez
Zeynep'imi görebilir miyim? Hadi oğlum, hadi. Uyandırma. Uyanırsa ona tekrar yalan söylemek zorunda kalma. Tamam. Ölmemişti evladım. Acısını yaşattı yalnız. Ben ne diyeyim sana? Zeynep'im, güzel kız, affet şu zavallı babanı, affet. Zavallının biriyim ben, işe yaramazın biriyim. Sana sahip çıkamadığım için beni affet. Zavallı yavrucak. Artık gerçekleri bilmeli. Ben neredeyim? Babam nerede? Baba! Biz buraya kardeşimizi almaya gelmiştik. Kardeşim şimdi çok acıkmıştır. Babacığım! Dur kızım, gitme. Baban gitti yavrum. Nereye? Ne zaman gelecek? Evine gitti. Gelmeyecek bir daha. Hayır. Babam beni bırakmaz. Gitmez. Yavrum. O senin baban değil. Onun karısı da senin annen değil.
Senin annen başkası. Yalan. Yalan söylüyorsun. Onlar benim babamın annem. Bir tane kardeşim oldu. Yalan söylüyorsun. Kızım! Zeynep! Baba! 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 Zeynep! Kızım dur! Zeynep! Zeynep nereye gittin? Zeynep gitme dur! Zeynep nereye gidiyorsun? Dur gitme, babanı bulamazsın. Gel. Handan! 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 Handan kendine gel! Handan ne oldu sana? Bebeğimiz. Bebeğimiz. Kızım. Kızım! 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 Kızımız ölmüş. Zeynep! Kızım neredesin? Yavrum Zeynep'im neredesin? Nerelere gittin Zeynep'im kızım? Ah yavrum nerelere gittin Zeynep? Zeynep! Neredesin yavrum, kaçma. Ah yavrum nereye gitti? Ha. Acaba eve mi gitti? Evde de kimse yok ki. Korkar o çocuk. Eve gideyim bari ben. Zeynep yavrum. Gitme bir yere, ben geliyorum. Ah kuzum benim, kınalı kuzum. Ah benim yavrum, neredesin? Neredesin yavrum? Baba. Baba neredesin? Baba. Baba neredesin? Korkuyorum baba. Babacığım. Baba. Baba. İmdat. Baba. İmdat. 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 Baba. İmdat. Korkma, korkma. Korkma, yakaladım seni, korkma. Korkma, kurtardım yavrum, korkma. 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 Korkma, korkma, kurtardım seni yavrum. Çok korktum. Bir şeyin var mı? Ha? Bir şeyin var mı? İyi misin? İyi misin yavrum? Sağ ol teyze. Baban nerede yavrum? Babam beni terk etmiş. O yaşlı teyze söyledi. Eve kadın mı? Evet o. Hem benim annemle babam. Gerçek annemle babam değiller mi? Bunları eve teyze mi söyledi? İnşallah. İnşallah sensindir yavrum. İnşallah sensindir. Oh. İnşallah sensindir yavrum. Yavrum, hadi gel, hadi gel, gidiyoruz. Yürü. Nereye? Yürü. Nereye? Ebe teyze, Ebe teyze, Zeynep. Zeynep doğru mu söylüyorsun ha? Doğru mu? Evet kızım, evet. Sahi o mu? Sahi o mu ha? Evet o. Zeynep, kızım. Kızım sana kurban ömrüm.
kurban olurum yavrum. Yavrum, sıcağına kurban olurum yavrum. Yavrum, sana kavuşturana kurban olurum yavrum. Sana kavuşturan Allah'ıma şükürler olsun Zeynep'im. Zeynep'im, Zeynep'im, yavrum, 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 yavrum. Ebe teyze, Zeynep'i tekrar evine aldın. Allah razı olsun senden. Vallahi yüzüne bakacak halimiz yok. Sizi içeri almazdım ama neyse. Çabuk söyleyin ne söyleyeceksiniz. Ebe dede, affet beni ne olur. Hata ettim. Rabbim razı gelmedi. Kızım benim bozuk sütüm yüzünden öldü. Bir daha çocuğumuz olmasına imkan yok. Zeynep'i de kaybedersek ben ne yaparım? Zeynep'i de kaybettiniz zaten. Özür dilerim. Yalvarırım. Zeynep'imi bana geri verin. Ne olur, yalvarıyorum. Biz Zeynep'e kendimizi nasıl affettireceğiz? Ben affettiririm. Konuşurum onunla. Gönlünü alırım. Lütfen Ebe Hanım. Yalvarıyorum. Ne olur yalvarıyorum. Lütfen, lütfen. Zeynep'imi verin bana. Ebe teyze biz geldik. Kızım. Kızım. Zeynep'im. Zeynep'im. Kızım. Anneciğim. Seni çok seviyorum. Beni sakın bırakma, tamam mı? Seni buldum. Hiç bırakır mıyım kuzum? Zeynep'i. Yavrum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.